Sevgili dostlar, bu videoda Freud'un hocası ve psikoloğu sayılabilecek birinden bahsetmek istiyorum. Freud onu çok seviyor. Onun kitaplarını çok seviyor. Hatta onun kitaplarından biri olan Karamazov kardeşlerle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Hayatımda okuduğum en olağanüstü roman. O romanın üstüne hiçbir roman tanımıyorum diyor. En sevdiği roman Karamazov kardeşler. Freud bilinçaltı ile ilgili birçok kuramını onun kitaplarından esinlenerek oluşturuyor. Nietzsche de onu seviyor. Bir psikologdan bir şeyler öğrendiysem bu psikolog sadece odur diyor. Çağdaşı olan bu insanı anarken. Steven Zweig onun biyografisini yazdığında ondan şöyle bahsediyor. Psikologların psikoloğu. Onu böyle tarif ediyor. Peki bu kişi kim? Psikologların psikoloğu Karamazov kardeşlerin yazarı. Elbette Dostoyevski. Bu videoda size Dostoyevski'nin güçlü insan tanımından bahsedeceğim. Dostoyevski'den, kişiliğinden, hayatından, romanlarından ve roman kahramanlarından hareketle 5 niteliğiyle bir güçlü insan tanımı çıkarmaya çalıştım. Şimdi size hemen onu aktaracağım. Psikologların psikoloğuna göre güçlü insanın öne çıkan 5 niteliği. Birincisi şu. Acıyı sevmek. Belki de bu onun en temel kavramı. Dostoyevski'ye göre ancak acı çekerek insanlaşırız ve de ancak acı çekerek güçlenebiliriz. Bir insanın acısı ne kadar fazlaysa alnında parıldayan meşale de o kadar aydınlıktır. Hani bir söz vardır. Düşünüyorum, öyleyse varım diye. Bu söz Dostoyevski'de adeta şuna dönüşür. Acı çekiyorum, öyleyse varım. Acı çekmek Dostoyevski için çok önemli. Hayat sizin üzerinize oklar atarken, üzerinize hayatın okları gelirken, yara bere içinde kaldığınızda bile hayata meydan okuyun der Dostoyevski. Daha çok yara bere isteyin. Daha çok ok göndermesini isteyin. Gönder deyin. Yolla deyin. Ben buradayım deyin der. Peki neden acıyı bu kadar önemser? Acı çekmenin bu kadar önemli olmasının sebebi ona göre nedir? Şunun için önemser Dostoyevski acıyı. İnsan acı çektikçe insanlaşır. Her insanın içinde doğuştan getirdiği evrensel bazı değerler vardır. Merhamet, şefkat, iyilik, güzellik, vicdan. Bu güzel değerler, bu güzel duygular ancak acı çekerek olgunlaşır. Bunlar birer tohumdur ve bu tohumlar acı çeke çeke büyür. Acılar bu tohumları sular ve bunlar büyüyüp serpilmeye başlar. Ve bu duygular, bu evrensel değerler büyüyüp serpildikçe biz insanlaşırız. Ve de insanlaştıkça insanlığın ortak bir parçası olduğumuzu anlarız. İnsanlığın bir parçası olduğumuzu keşfederiz. Ve de kendimizi insanlıkla bütünleştiririz. Vicdan dedim. Vicdan doğuştan getirdiğimiz temel değerlerden biridir. Yaratılıştan vardır mayamızda bizim vicdan. Doğuştandır. Evet içimizdedir. Ama sonradan unutulabilir. Unutulduğuna göre hatırlanabilecek de bir şeydir. İşte Dostoyevski der ki acı yaşadıkça, sıkıntıyla karşılaştıkça unuttuğunuz değerleri hatırlarsınız. Bir vicdanınız olduğunu hatırlarsınız. Vicdan öğrenilebilen bir şey değildir. Vicdan hatırlanması gereken bir duygudur. Ve bu an meselesidir. Bir zaman istemez, bir süreç istemez bir an meselesidir. Bir şey yaşarsınız ve vicdanınızı hatırlarsınız. Bir andır bu sadece. Ve vicdanınızı hatırladığınızda biraz daha insanlaşırsınız. Ve insanlaştıkça arınırsınız. Arındıkça da
insanlığın bir parçası olduğunuzu keşfedersiniz. Ve peki o noktada ne olur? O noktada da şu olur. Yani insanlıkla bütünleştiğimiz noktada da şu olur. Başkasının acısını da kendi acımız gibi hissederiz. Dünyanın öbür ucunda birine bir şey olduğunda bile onu yüreğimizde hissederiz. Duyarsız olamayız. Kapılarımızı kapatıp habersizmiş gibi yaşayamayız. Hissederiz onun içimizde. Dostoyevski herkesin acısını içinde hissedebilen bir insandı. Ve o acıları hissettikçe daha çok insanlaştığını hissediyordu. Evet, Dostoyevski'nin güçlü insan tanımının birinci özelliği bu. Acıyı sevmek. Geçelim ikinci niteliğe. O da şu. Belirsizliği, kaosu ve de sıkıntıları sevmek, hatta yeri geldiğinde seçmek. Açın Dostoyevski'nin romanlarını okuyun. Kahramanlarının hayatlarına bakın. Göreceğiniz şu olacak. Kaos. Sürekli sıkıntılar yaşayan insanlar, hiçbir zaman rahata eremeyen, konforu yaşayamayan insanlar. Hep belirsizlik, hep kaos, hep sıkıntı. Şimdi diyelim ki şöyle bir yol var. Yol ayrımına geldiniz. Şu yol düz bir yol. Tertemiz, gidebileceğiniz düz bir yol. Şurası çalılıklı bir yol, sıkıntılı bir yol. Dostoyevski kahramanını %100 bu sıkıntılı yola sokar. Çünkü düz yoldan gittiğinde onun hiçbir şey öğrenemeyeceğini varsayar. Ve de onu hemen o çalılıklı, sıkıntılı yola sokar. Ancak sıkıntıyla boğuşa boğuşa büyüyeceğimizi düşünür. Bakın o düz yol belirsizliğin olmadığı bir yol. Varacaksınız gideceğiniz yere, belli, tertemiz bir yol. Ama bu yol çalılıklarla, sıkıntılarla, belirsizliklerle dolu. İşte o yoldan giderseniz kendinizi keşfedersiniz der Dostoyevski. İçinizi keşfedersiniz. Belirsizliklerle boğuşa boğuşa, kaosla boğuşa boğuşa, sıkıntıları yaşaya yaşaya güçlenirsiniz. Güçlenirsiniz der. O yüzden belirsizliği de, kaosu da, sıkıntı çekmeyi de çok önemser. Ona göre insan bir çivi olamaz. Hep konforun içerisinde, rahatın içerisinde hiçbir şey öğrenemeden yaşayamaz. İnsan her zaman kendine insan olduğunu kanıtlamalıdır. Ve bu kanıtlamanın yolu da sıkıntıdan, kaostan, belirsizlikten geçer. Belirsizliği de, kaosu da sevin der. Sıkıntı çekmeyi sevin. Ve yeri geldiğinde tercihinizi belirsizlikten yana yapın. Bakın o zaman neler öğreneceksiniz der. Nasıl güçleneceksiniz der. Geçelim Dostoyevski'nin güçlü insan kavramında üçüncü niteliğine. O da şu. Bilinçaltını sevmek ve de ötekinle barışmak. İnsan tam bir çelişkiler yumağı. Dün düşündüğümüzle bugün düşündüğümüz bambaşka olabiliyor. Dün seviyorum diyoruz, bugün sevmiyorum diyoruz. Kah öyle diyoruz, kah böyle diyoruz. Kalbimiz bir şeyi istemiyor ama o şeyi yaparken buluyoruz. Sonra pişman oluyoruz. Tövbe üstüne tövbe ediyoruz. Asla bir daha yapmayacağım diyoruz. Ama bir bakıyoruz ki yapmayacağım dediğimiz şeyleri bile yaparken buluyoruz kendimizi. İçimizde bir sürü duygu var, zıtlıklarla yaşayan. İyi de var, kötü de var, güzel de var, çirkin de var. Bazen içimizdeki duygulardan utanıyoruz. Nasıl böyle bir şey hissedebilirim diyoruz. İşte Dostoyevski insanı romanlarında hep bu haliyle tanımlamıştır. İnsanı karmaşalarıyla çizmiştir bize. O çelişkileriyle. Hani güçlü insan deyince aklımıza şey gelebilir. Böyle işte güçlü, pazuları kuvvetli. İşte hiçbir olumsuz duygu yaşamıyor. Hiçbir çelişkisi yok. Hiçbir kaotiklik yok. Hep aklı selim. Şöyle güçlü, çelik gibi bir irade. Hayır, hayır, hayır. Dostoyevski güçlü insanı böyle tanımlamıyor. Dostoyevski güçlü insanı en zayıf haliyle tanımlıyor. Tüm çelişkileriyle ve tüm saçmalıklarıyla. İnsan içinde bir karmaşalar yumağı taşır diyor. Bilinçaltı taşır. Keşfet o bilinçaltını. İçinde istemesen de bir takım duygular var. Keşfet onları diyor.
Korkma onlardan, barış onlarla. Peki neden bilinçaltını keşfetmek önemli? İçimizdeki o ötekinliği bulmak, görmek neden önemli? Çünkü eğer bilinçaltını keşfedersen, ötekini keşfedersen onunla bir barış imzalarsın diyor. Artık o seni değil, sen onu yönetirsin. İşte içimde benim kıskançlık duygusu var diyelim. Sevmiyorum bu duygu diyelim. Olabilir. Bakın bunu reddettiğinizde, hayır böyle bir duygum yok dediğinizde o sizi yönetmeye devam eder diyor Dostoyevski. Ama o duyguyu kabul ederseniz, evet var içimde böyle bir duygu var, evet kıskançlık hissediyorum derseniz diyor, işte artık siz onu yönetmeye başlarsınız. İşte bu da güçlü insan olmak demektir diyor. O yüzden içinizi ifşa etmekten, itiraflarda bulunmaktan korkmayın der. O her seferinde kendini ifşa etmiştir. İçini anlatmıştır bize. İçini anlattıkça özgürleşmiş ve de güçlenmiştir. Sen de korkma der. En sevmediğin duyguları bile dile getirmekten korkma. Onları dile getirdikçe, onlarla barıştıkça onları kabullenecek ve onlarla anlaşacaksın. Ve bir süre sonra sen onları yöneteceksin. Onlar seni değil diyor. Geçelim Dostoyevski'nin dördüncü önemli niteliğine güçlü insan tanımında. O da şu, güçlü insan, Dostoyevski'ye göre güçlü insan affedicidir. Az önceki özellikten dolayı, bakın ne dedi? İnsan çelişkiler yumağı. Bugün dediği yarın yaptığıyla uyuşmayabiliyor. İşte insan her zaman hata yapmaya müsait bir canlı olduğu için hatalar yapabilir diyor. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, harika insanlar değiliz. Var mı böyle mükemmel insan, harika insan, üstün insan? Yok. Hepimiz hatalar yapan sıradan insanlarız. Hatalar yaparız, yapacağız. Bu bizim insan olmamızın gereği. İşte Dostoyevski insanın bu tarafını çok iyi bildiği için insanları affedin diyor. Onların önce insan olduğunu unutmayın. Ona göre önce insan, sonra suçludur. Hapishane yılları vardır. 4-5 yıl hapishanede kalmıştır Dostoyevski. Hiçbirine önce suçlu olarak yaklaşmamıştır. Önce insan olarak yaklaşmıştır. Onları anlamaya çalışmış. Onları yargılamadan dinlemeye çalışmıştır. Sen de der yargılama, suçlama, küçük görme. Önce bir dinle, bir anlamaya çalış. Onlar önce insan der. Sen de insansın, hatalar yapacaksın der. Hatta romanının birinde çok güzel bir diyalog vardır. Birisi gelir yaptığı bir hatayı bir başka birine anlatacaktır. Ama biraz çekinir. O anlatacağı kişi de ona şöyle bir şey der. Lütfen çekinme, lütfen utanma. Ben de insanım ve senden daha temiz değilim. Ben de hatalar yapabilirim, yapmaya müsaitim. Lütfen benim insan olduğumu unutmadan anlat, çekinmeden anlat der. Bazen bunu biz terapi odalarında da yaşarız. Bir şeyi anlatacakları zaman utanırlar, yargılayacağımızdan korkarlar yol arkadaşlarımız. Lütfen derim, burası bir yargı odası değil. Burası anlama ve anlaşılma odası. Lütfen böyle yapma. Rahatça anlatmak istediğini anlat deme gereği duyarım. Evet, Dostoyevski'nin dördüncü sayacağımız, güçlü insan tanımında dördüncü sırada sayacağımız öne çıkan tanımlarından biri de bu. Affedici olmak. Güçlü insan affeden insandır. Ben seni affettim, sen de bir başkasını affet der. Geçelim onun güçlü insan tanımında beşinci ve son maddeye. Bunu sona bıraktım. Çok sevdiğim bir madde. O da şu. Yaşama ve de hayata sıkı sıkıya sarılmak, hayata dört elle sarılmak, eliyle, tırnaklarıyla, dişleriyle hayata tutunmak. Bu da onun en öne çıkan güçlü insan özelliği. Güçlü insan hayatı sever, yaşamayı sever, hayata sıkı sıkıya tutunur. Yaşam sevincimi Dostoyevski'den aldım ben. Çünkü onda yaşam sevincini gördüm. Hayat ona oklarını gönderirken, kan revan içinde kalırken dahi yaşamı seviyordu. Yaşama sıkı sıkıya tutuluyordu. Düşerken, kalkarken hep yaşamı seviyordu.
acı çekerken yaşam sevincinden gram bir şey eksilmiyordu. Hapishaneye gittiğinde, Sibirya'ya sürgün gönderildiğinde hayatı seviyordu. Hapishanede duvara çeltikler atarken, günlerin geçtiğini ifade eden o çeltikleri atarken hayatı seviyordu. Dostoyevski hayata sıkı sıkıya tutunmuş bir insandı. Acılarını çekerken yaşama tutunmaktan da asla vazgeçmiyordu. Sevin yaşamayı diyordu. Sevin hayatı, yaşasın hayat, yaşasın yaşamak, yaşasın nefes alıp vermek diyordu. Korkmayın, korkmayın. İlk öğrenmeniz gereken şey yaşam sevinci diyordu. Lütfen kıyıda beklemeyin. Hayatın içine girin. Yaşayın hayatı. Hissedin diyordu. O yaşamayı çok seviyordu. Ölüler Evinden Notlar kitabında, o hapishane yıllarını anlattığı kitapta şöyle bir cümle geçer. En azından hayattayım. Acılı ama hayatta der. O hayatta olmayı çok önemsemişti. Hayatı anlamından daha çok sevin diyordu. Evet, güçlü insanın beşinci niteliği, hayata sımsıkı tutunmak. Peki şöyle hızlıca bir özetleyelim. Dostoyevski'ye göre güçlü insanın beş niteliği: acıyı sevmek, kaosu, belirsizliği ve de sıkıntıları sevmek, hatta yeri geldiğinde seçmek, bilinçaltını sevmek ve ötekinle barışmak, affedici olmak ve de yaşama sıkı sıkıya tutunmak. Kıymetli dostlar, bu videoyu küçük bir tavsiyeyle bitirmek istiyorum. Dostoyevski okuyan dostlarınız var mı? Eğer Dostoyevski okuyan dostlarınız varsa, onlara sıkı sıkıya tutunun, onları sevin. Dostoyevski okuyan insandan zarar gelmez. Dostoyevski okuyan insan bir başka insanı aşağılamaz. Dostoyevski okuyan insan yargısız infazda bulunmaz. Küçük görmez, alay etmez, küçük düşürmez, dalga geçmez. Anlamaya çalışır Dostoyevski okuyanlar. Dinler Dostoyevski okuyanlar. Ve de kalbini açar. Her şeyinle seni anlamaya çalışır. Ve de acını kendi acısıymış gibi hissetmeye çalışır Dostoyevski okuyanlar. O yüzden Dostoyevski okuyan dostlarınızı kucaklayın. Sevin onları. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgiliniz varsa veya nişanlıysanız, evlenmeyi düşünüyorsanız devam edin diyeyim. Dostoyevski okuyan insanlarla evlenin. Çok samimi bir tavsiyedir bu. Evlenin, ilerleyin, devam edin. Yaşasın Dostoyevski okumak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.